Evet, şimdi Galatasaray'da zor bir Avrupa maçını, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını geride bıraktı hafta içinde. Bol gollü bir maçtı. Ne olursa olsun tabii ki galibiyet bekliyorduk evinde ama geriye düştüğü maçta, zorlandığı bir maçta, tartışmalı da bir karşılaşmaydı hakem açısından da. Bir beraberlik almayı böyle bir maç olduğu için başardı diyebiliyorum. Yoksa evet, ben de galibiyet bekliyordum tabii ki Galatasaray'dan. Onur Özkan, lige nasıl yansır o karşılaşma? Ne düşünüyorsun? Yani Galatasaray'ın bu sezonu Şampiyonlar Ligi dönüşleri problemli oldu. Evet. En son hatırladığım Rize deplasmanı problemliydi kazanılmasına rağmen. Hatay yenilgisi yine bir Şampiyonlar Ligi dönüşüydü. Yani Galatasaray'ın bu dönüşlerde problem yaşadığı kesin. Sadece bu sezon şöyle bir farklılık olacak. İlk kez Galatasaray Şampiyonlar Ligi dönüşü yine deplasman ama İstanbul'da oynayacak maçını. Hani bu belki o yorgunluk, seyahat yorgunluğu falan bu açıdan bir avantaj olabilir Galatasaray için. Belki. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı değerlendirirken başka konuşmamız gerekiyor. Ligde başka. Çünkü o seviyede Galatasaray'ın evet sorunları var. Daha fazla lige göre. Ama lige baktığımız zaman bu ligin kalitesinin çok çok üzerinde bir kadrosu var Galatasaray'ın. Üçüncü viteste bile maç kazanabiliyor bu kadro kalitesiyle. Dolayısıyla Galatasaray her maçın şu anda derbiler dışında diyebiliriz doğal favorisi. Pendik maçı kağıt üzerinde baktığımız zaman arada korkunç bir kadro kalitesi var. Yani Pendik takımının bir oyuncuya verdiği para baktığımız zaman ne kadar, Galatasaray'ın belki bir oyuncuya verdiği maaş kadar bütçesi olan bir takımdan bahsediyoruz. Ancak dediğim gibi dönüşlere problemli olduğu için ben burada bir soru işareti koymamız gerekiyor diye düşünüyorum bu maça da. Evet, dediğim gibi kalite farkı çok fazla ama Galatasaray nasıl bir Galatasaray olarak sahaya çıkacak? Hani mental anlamda %100 bir hazırlık yapıldı mı? Yine bir konsantrasyon problemi yaşanacak mı? Yine fiziki bir dezavantaj ortaya çıkacak mı bu dönüş sonrası? Çünkü United maçı çok ciddi eforlu bir maçtı. Çok yordu Galatasaray'ı. Hem mental hem fiziki anlamda. Hoca nasıl bir 11 sahaya çıkaracak? Mesela bu çok benim merak ettiğim bir konu. Kerem dönecek mi? Biz şu anda evet. Aralık ayına geldik. Halen şunu konuşuyoruz. Torreira'nın partneri kim olacak? Bu çok kötü bir gündem Galatasaray için. Yani bir takımın kalecisi 1, stoper ikilisi 2, orta alan ikilisi 3, forveti 4. Bunların ezbere sayılması gerekiyor. Biz şu anda halen Galatasaray'ın merkezde, orta alan merkezindeki ikiliyi ezbere sayamıyoruz. Endombele mi oynayacak, Oliveira mı oynayacak? Yoksa işte hoca farklı bir Kaan Ayhan'ı mı orada kullanacak gibi gibi. Bu kötü bir gündem Galatasaray için. Hocanın bir kere acil olarak, henüz daha ligin ilk yarısının bitimine ciddi bir süre var, oradaki ikili belirlemesi gerekiyor. İyi ya da kötü. Çok net orada kim oynarsa oynasın, çok böyle ağızlarda iyi tat bırakmayacak. Ancak hocanın da bir tercih yapması gerekiyor. Ya Endombele'nin arkasında duracak hoca. United performansını hiç dikkate almayıp Alanya maçı performansı üzerinden yine Endombele'yi 11'e koyacak. Ya da artık Oliveira Torreira ikilisine geri dönecek, geçen sezonki şampiyonluğu getiren ikiliyi yeniden bulacak. Ya da farklı bir formül. Ama bir kere hocanın orada artık bir ikili bulması gerekiyor bence. Çünkü bir takım merkezi kadar hücum eder, merkezi kadar savunma yapar. Ve Galatasaray'ın şu anda en sıkıntılı bölgesi merkezi. Bu çok büyük bir kriz Galatasaray için. Ama dediğim gibi öyle bir kadro kalitesi var ki Galatasaray'ın, bu krize rağmen şu anda sadece iki maçta puan kaybı yaşamış bir Galatasaray var. Bu kalitesi sayesinde. Ama ne olursa olsun bence hocanın orada artık bir ikili bulması gerekiyor. Ozan Zeybek, sen nasıl yorumlayacaksın? Hani şeyi de konuşalım, hani Manchester United maçı ile birlikte konuşalım. Sen nasıl yansıyacağını düşünüyorsun? Şimdi Manchester maçında özellikle oyun kalitesi anlamında ve skor anlamında geriye düşen Galatasaray'ın kurtarıcısı her zamanki gibi taraftarı oldu. Yine muhteşem bir taraftar vardı. Biz Türk futbolunda ve dünya futbolunda reklam anlamında da yıllarca Beşiktaş'ı pazarladık ve Türk futbolunda da örnek göstermiştik muhteşem taraftar var diye. Son iki yılın belki de Türkiye'de zaten kesinlikle Galatasaray taraftarı bu statta inanılmaz işler yapıyor. Takımını ateşleme ve rakibi söndürme anlamında. Son iki yıldan bu yana bu şekildeler ama son bir yıldır da baktığımızda belki de dünyanın takımına en çok avans sağlayan taraftarı diyebilirim. Bak, dünyadan bahsediyorum. Eskiden işte bazı Arjantin kulüplerinden bahsederler.
İspanyol kulüplerinden bahsederler ama Galatasaray taraftarı şu anda hepsinin önüne geçmiş durumda. Büyük bir hevesle, iştahla 90 dakika boyunca tempoyu kendileri ayarlatıyorlar hem rakibe hem kendi takımlarına. Bu oyun anlamında ben Manchester karşısında daha farklı, daha güçlü, oyun anlamında güçlü bir Galatasaray bekliyordum ama oyuna baktığımızda, izlediğimizde taraftarı sayesinde beraberlikle bu sahadan çıkan bir Galatasaray izledik. Şimdi Pendik Spor'la oynaması bir nefes alması olacak. İyi bir, yani fikstür anlamında baktığımızda da Galatasaray'ın İstanbul'dan çıkmamış evet, olacağı ve Pendik Spor'la oynayacak oluşu ve maçın olumlu kesin olabilir favorisi. Ben burada hiçbir risk de görmüyorum. Hani bazen bazı maçlarda konuşuruz, bu hafta riskli bir maç izleyeceğiz, 3 ihtimal var falan deriz. Ben Galatasaray'ın mutlaka bu işten çıkacağını düşünüyorum. Onur'un anlattığı konular çok doğal, doğru. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımın mutlaka böyle oturmuş bazı isimleri direkt ezbere koyman lazım. Gitgeller yaşamaman lazım. Ama diğer takımlarımıza baktığımızda da Galatasaray'ın en azından kadrosunda, yedek kulübesinde tutabileceği birçok oyuncu var. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu konuda çok sıkıntılar yaşarken Galatasaray'ın bunu da bazı şeyler dezavantaj gibi görünse de avantaja çevireceğini düşünüyorum. Şimdi biraz izleyici yorumlarıyla gelmek istiyorum. Tabii ki Manchester United maçında kalanlar var çok fazla. Onunla ilgili yorumlar yapanlar. Ara ara onları da okuyacağım. Mehmet Erdem yazmış. Diyor ki Ziyech veya Zaha 10 numara oynayabilir mi? Çünkü hem Aktürkoğlu'na hem de Icardi'ye yazık ediliyor demiş. Onur Özkan, sana bu soruyla geleyim. Yani Ziyech denince aklımıza hep sağ kanat, sağ kenar oyuncusu geliyor ama kariyerine baktığımız zaman 10 numara pozisyonunda oynadığı maç sayısı çok daha fazla. Özellikle Ajax döneminde hep onu 10 numara pozisyonunda daha fazla izliyorduk. Chelsea döneminde de daha fazla izledik ama şimdi 10 numarada oynamak demek oyunun iki yönünü daha fazla oynamak anlamına gelecektir. Şimdi Ziyech'in o fizik kalitesi var mı şu an? Şimdi biz bazen gollerin ya da asistlerin illüzyonuna çok fazla kapılıyoruz Melike. Yani şimdi United maçında bir klip hazırlarız Hakim Ziyech'ten. Deriz ki buna muazzam bir oyundu. Madalyonun diğer tarafını çeviriyoruz. Şimdi savunma kısmında ne yapmış Hakim Ziyech? Kaç kez Saşa boyun kanadına destek vermiş? Kaç kez ikili mücadeleye girmiş? Kaçını kazanmış? Şimdi de böyle bir gerçeğimiz var. Şimdi günümüz futbolu bu değil. Günümüz futbolu sadece hücum oynayarak, gol atarak, asist yapılarak oynanan bir oyun değil. Dolayısıyla Hakim Ziyech'in halen fizik kalitesi bence şu anda %50 seviyesinde. Hocanın onu sağ kenarda oynatmasının sebebi arkasında onun savunma zaaflarını örtebilecek bir Saşa Boy gerçeğinin olması. Saşa Boy Hakim Ziyech'le beraber oynadığı zaman normalinden çok daha fazla efor sarf ediyor. Daha fazla ikili mücadeleye giriyor. O yüzden de şu anda o sağ kenarda oynaması evet, çok daha mantıklı. Yani onu 10 numara pozisyonuna koyduğunuz zaman çok daha fazla prese katkı vermek zorunda, çok daha fazla geriye gelmek zorunda, çok daha fazla temas etmek zorunda saha içinde. Az önce dediğinle ilgili de ortadaki ikili belli. Torreira, Kaan. Defansa Sanchez olmadığı için orta sahada işte. Doğru. Yoksa yerler ve oyuncular belli yorumu da gelmiş bu arada. Ama Kaan Ayhan belli tercihi de sezon başında olan bir tercih değildi. Biraz hani sonradan, mecburiyetten, krizden evet, doğan bir şeydi. Yani sezon başında biz desek ki Galatasaray merkezinde Torreira, Kaan Ayhan oynuyor, taraftarın %90'ı isyan ederdi böyle ikili mi olur diye. Günümüz bugüne geldiğimiz zaman bu ikiliyi över hale geldik. Neden? Çünkü orada ideal bir oyuncusu yok Galatasaray'ın. Recep Bey yazmış. Sana da o yorumla döneyim Ozan Zeybek. Lucas Torreira ve Saşa Boye'nin uzun maratonda dinlendirilmesi gerekiyor. Çünkü lig başından beri hemen hemen bütün maçlarda 90 dakika süre alıyorlar. Bu iki futbolcuya çok yük biniyor. Bu da sakatlığı beraberine getirebilir demiş. Ben kesinlikle katılmıyorum. Yani şey anlamında bazı oyuncuların fiziksel yapısında hiçbir sıkıntı yoktur. Oynadıkça, oynamazsa zaten daha büyük sıkıntı yaşayabilir. Hem fiziksel olarak hem ruhen, psikolojik olarak. Ben iki oyuncunu da bu sınıfı da bu kategoriye bu oyuncuları almam. Dinlenmeleri gerekiyor, şunu yapmaları gerekiyor diye düşünmüyorum asla. Sen biraz önce Ziyech'ten bahsederken 10 numara mevkisinden falan bahsettik ya. Senin futbol anlayışında bugünkü Tadiç, bu yaştaki Tadiç, Fenerbahçe'deki Tadiç hangi mevkide oynatılırsa daha çok verim alır Fenerbahçe? Şu an oynadığı pozisyon en doğru pozisyon. Kanat oynatması. Kanat yani son mesela maçta, Avrupa maçında biraz kanattan ayırdılar artık onu. O zaman nasıl buldun performansını? Olmaz. Yani olmaz. Fizik kaliteli asla olmaz. Yani hele 4-3 oynadı Fenerbahçe. Yani Szymański de merkezdeydi. İyice Fenerbahçe'nin merkezi artık böyle nasıl söyleyeyim, transparan bir hale geldi yani.
çok geçirgen bir orta sahaya dönüştü. Tadiç'in bu fizik durumuyla mutlaka Ferdi Kadıoğlu gibi çok dinamik bir bekin aynı Hakimzi Yeş gibi önünde oynaması gerekiyor.